Evet kıymetli dostlar golbar.com'un ve Kayseri Zülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 17 Mart 2024. Bugün arkadaşlar Fenerbahçe'nin inşallah kazanması durumunda çok çok rahat bir şekilde gireceği milli aranın ve belki de Fenerbahçe'nin kazanması durumunda birçok sıkıntının iki takım taraftarlar arasındaki sıkıntının da son bulacağı bir müsabaka günü Fener'in maçı var sevgili arkadaşlar. Fenerbahçe Trabzonspor'a konuk oluyor. Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanında karşılaşacak. Karşı karşıya gelecek iki takım. Papara Park'ta oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak ve Galatasaray teknik direktörü Okan Burun, Can Ciğer Kuzu Sarması kankası ee, Ahretli ce Cehennemli Uhallumut Meler maçı yönetecekmiş. Fenerbahçe Lig'de son 4 maçını kazandı. UEFA Avrupa Konferans Lig'inde Union saint Julius'e'yi saf dışı bırakarak çeyrek finale yükseldi. Ve bu zorla engeli aşıp milli araya rahat huzurlu girmek istiyor İsmail Kartal'ın öğrencileri. Haftaya 76 puanla Galatasaray'ın gerisinde giriyor. Ancak e, bu demek değil ki böyle gidecek demek değil. Şimdi Fenerbahçe'de eksikler var. Onu konuşacağız arkadaşlar. Bunun dışında mesela ben bu videoyu hazırlarken şöyle bir başlık düşünüyordum. Bekao geri dönüyor diye bir e, başlık düşünüyordum. Çünkü Bekao'nun Rodrigo Bekao Trabzonspor deplasmanda takıma dönmesi bekleniliyordu. Sakatlı nedeni uzun süre ayrı kalmıştı. Hatay Spor maçıyla formasına yeniden kavuşmuştu. Baytar ekibimiz, e, şey, kasap ekibimiz, e, sağlık ekibimizin müdahaleleriyle yine sakatlanmıştı. Pendik maçını kaçırmıştı. Trabzonspor maçının 21 kişilik kadrosunda olması bekleniliyordu. Ancak bir de Bonucci var arkadaşlar. Leonardo Bonucci de kısa dönem için alındı. Galatasaray'ın örye transferi gibi. Hani bu kısa e, süreçte dedik ki lan ne kopardık kar dedik. Hatta ben bir şey söyleyeyim. Beko e, geri dönüyor diyordum ama Fenerbahçe'de Beko artık ne zaman geri dönüyor diye sorma vakti geldi. Çünkü herhalde kurşun yedi. E, şimdi Fenerbahçe'nin Trabzonspor kafilesi belli oldu ve kafiledeki eksikler de belli oldu açıkçası. Tam kadrosunda arkadaşlar BKA yok. Çağlar Söyüncü yok. Bonucci yok. Mert Hakan Yandaş ve Joshua King de yok. Yani sakatlıkları sebebiyle bu isimler yer almıyor. Ben şimdi size şunlar oynayacak, bunlar oynamayacak desem tuhaflık etmiş olurum. Ama beklediğim bir 11 var. Hani Stoper ikilisinde Ciku Osterwold'e bekliyorum. Gerisini herhalde herkes aynı düşüncededir. Bu arada Mert Hakan Yandaş yani Mert Hakan Yandaş'tan flash bir karar oldu. E, neydi o karar? Yani Trabzon'a gitmeyecek. Yok bilmem şöyle oldu. Böyle oldu. Sahtekarlıktan gitmiyor. Yok yemedi falan dediler. Eli cebinde Trabzon'a ulaştı. Yani Trabzon kafilesinde yer aldı ve Mert Hakan Yandaş orada yer aldı. Fakat dur şunu bitireyim ondan sonra söyleyeyim. Fenerbahçe konaklayacağı otele gitti. Otelin önünde takımı karşılayan taraftarlar İsmail Kartal, oyuncular Edin Ceko, İrfan Can diğer futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Bazı futbolcular taraftarın forma ve atkılarını imzaladı diyor arkadaşlar. Şimdi e, maç önünde enteresan şeyler, haberler ile çalkalandı. İşte e, havaalanına bir grup Trabzonspor taraftarı geldi. Fenerbahçe taraftarına odri meydan dedi. İşte gelin buraya kavga edelim falan filan. Ortalığı karıştırmak isteyen o kadar kötü ruhlu insan var ki arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Sanki o bunu yapamaz şu şunu yapamaz. Arkadaşlar yanlış anlamayın herkes her şeyi yapar. Trabzon'da Fenerbahçe bayrağı da açar. Fenerbahçe Kadıköy meydanında Trabzonspor bayrağı da açar. Bunlar medeniyettir. Bunlar insanlıktır. Bunu yaptırmamak hayvanlıktır. Bunu yaptırmamak barbarlıktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin takımları kardeşim. Trabzonspor formasını giyip İstanbul'da bir insan gezemiyorsa bunun adı terörizmdir. Aynısını da tam tersini düşünün. Bunun adı terörizmdir ya. Ne demek arkadaş? PKK bayağıyla mı geziyorsun ya? Bunlar güzide kulüpler. Bunların kaç tane şehitler var? Kaç kişisi gazi olmuş? Bunlar Cumhuriyet'in takımları ya. Bırakın arkadaş şu e, FETÖ'nün içimize soktuğu nifak tohumlarını ya. Şunlardan sıyrılın artık yeter ya. Yeter arkadaş. Yani isteyen istediği her şekilde her yerde... Her takım formasını giyebilir kardeşim. Ne derseniz deyin. Yani ha, takıma aykırı bir niyettedir onu bilemem. Yani bir bir İsrail takımının formasını giyemezsiniz. Yani Türk, Türk takımı değil sonuçta. Anlatabiliyor muyum? Ben Türk takımlarından bahsediyorum. Ya da bir Fransız takımının formasını giyemezsiniz. Yani çatışma falan olursa diye söylüyorum. Şimdi Trabzon'da TÜKVA. Eren Bülbül koreografisi. Ee, bu dünün sıkıntılı süreciydi arkadaşlar. Şimdi Eren Bülbül, Şehit Eren Bülbül Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. İyi ki varsın Eren dediğimiz hepimizin değeri. Benim daha çok değerim, geçin onu. Benim daha çok değerim diyen kim varsa o bu işten nemalanıyordur. O arkadaşın buraya işi yoktur. Yani bir şehit üzerinden prim kasıyordur. Geçin onları. Benim daha çok, senin daha çok öyle bir dünya yok. Hepimizin çocuğu, hepimizin evladı. Rabbim bu ülkeye bir tane bile şehit haberi göndermesin. Bir tane evladımız bile şehit olmasın. Yani biz bu süreçlerden geçtik arkadaşlar. Yeni neslin çoğu bilmez bunları. Biz bu süreçlerin hepsinden geçtik. Hepsinin içinden geçtik. Biz neler yaşadık. Yani Allah bir daha bu ülkeye şehit haberi ulaştırtmasın. Hiçbir çocuğumuz, evladımız şehit olmasın. O ayrı mesele. Ancak Trabzonspor taraftarı rahatsız oldu. Bakın Fenerbahçe taraftarı zaten rahatsız oldu onu saymıyorum Ancak Burada mesele Trabzonspor taraftarının rahatsız olmasıydı Trabzonspor taraftarı dedi ki arkadaş bize devletin koruduğu kolladığı düşüncesi hakim Siz dedi hani Buraya bir kareografi yaptırmışsınız orada sponsorun adı geçiyor işte TÜGVA yazıyor Hani Biz bundan rahatsızız dedi Trabzonspor taraftarının rahatsızlığı üzerine Hazırlanmış olan kareografi iptal edildi Kendilerini tebrik ediyorum Hani bu Bak çok güzel bir yer. 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma günü. Aslında Çanakkale zaferini anma günü. Ben hatırlıyorum yani Çanakkale zaferi ile ilgili birçok şey söyleyebilirim. Söylemek istiyorum ama gerek yok. Onu gününde söyleriz. Ben şunu söyleyeyim. İki takım taraftarına da söyleyeyim. Biz düşman değiliz. Rakibiz. Ha kim düşman görüyorsa o Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına da düşmandır. Devleti de düşmandır. Bayrağına da düşmandır. Milletine de düşmandır. İki takım taraftarı için de söylüyorum. Kim düşmansa o ona düşmandır. Biz rakibiz. Ha, algılayan varsa o da kendi bilir. Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde <laughs> sakatlık olduğu gibi Trabzonspor'da da Fenerbahçe maçı öncesinde bir sakatlık haberi vardı. Mehmetcan Aydın isimli oyuncunun sakatlandığını belirttiler. Genç oyuncunun Ha, ee, Hamza'm beni yanıltmıyorsa Şalke 04'ten kiraladılar. 2025'e kadar kiralık opsiyonu var. Yani Trabzonspor'un elinde satın alma opsiyonu. Bu sezonda 22 ya da 24 maça çıktı diye biliyorum. Hafızam beni yanıltmıyorsa yani hafızam beni yanıltıyorsa da o oh hafızamın suçudur. Benim suçum değil. Böyle bir olay var arkadaşlar. Hani hatırladığım kadarıyla. Ve 23-24 maça çıktı. Sanırım 0 gol 0 asist olan bir futbolcuydu. Geçmiş olsun diyoruz arkadaşlar. Sağ üst adresinde rectus femoris kasında yaralanma tespit edilmiş. iki hafta. Hocam sen de var ya adamlara dua ediyorsun. Yok lan biz artık alıştık. Beddua etmiyorum. Biz artık alıştık. Siz bize sakatlık söyleyin. İşte üçüncü, üç dere, üçüncü derece yırtık var. İkinci derece yırtık var. Siz bize söyleyin. Boş verin doktorları. Kulüpler Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Futbolcunuz sakatlanacak. Siz bize söyleyin sakatlığının adını. Biz size ne kadar süre iyileşeceğini söyleriz. Yani sağlık heyetiniz baytarsa ne kadar sürede? Sağlık ekibiniz sağlıkçıysa ne kadar sürede iyileşeceğini biz size söyleriz arkadaşlar. Rahat olun biz bu işin uzmanı olduk artık. Alıştık oğlum. Bonitçiler, Çağlarlar, Joshua Kingler, Bekao'lar. Biz alıştık. Şimdi Mert Hakan Yandaş, sezonun içerisinde İrfan Can Kahveci. <laughs> ya biz alıştık siz bize sorun. Fenerbahçe'de 9 tehlike, 9 isim sınırdı arkadaşlar. Fenerbahçe'de 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sadece bu isimlerden BKO kadroda olmadığı için rahat. Yani kadroda olmadan da sarı kart diyecek hali yok. Arkadaşlar çok ilginç isimler sarı kart sınırında. Osayi Samuel 1. Şimdi o sarı kart görse hocam ne olacak? Mert Müldür var. Mert Müldür de sarı kart sınırında. 2. Oha. Nasıl yani hocam? Böyle bir şeyin imkanı yok. Var olan. Biz burada yalan mı söz? Koskoca devletin öğretmeni yalan mı söyleyecek? Usai, Mert Müldür, Şimanski, Cengiz Ünder, Ferdi Kadıoğlu, Dusan Tadiç, Edin Ceko, Batu Şuayi. Ya arada bir de Osterwolde falan olsaymış. Ya eğer bu arkadaşlarımız sarı kart görürse Adana Demirspor maçında yer alamayacaklarmış. Şimdi ligin boyu kısaldı. Maçlar daha da tuhaflaştı. Kolay maç, zor maç yok. Bunları eritmemiz lazım. Mesela en sarı kart yemeye müsait isimler kimler? Bekler. İşte sağ bekler, sol bekler. Mesela bir Osayi, bir Ferdi aynı anda sarı kart yese biz Ayva'yı yeriz. Adana Demir maçında Ayva'yı yeriz. Ha bir Osayi sarı kart yese ama Mert Müldür yemese neyse ya da bir Mert Müldür yese bir Cengiz yese, Mert Müldür yese mesela lan İrfan Can var falan dersin. Bir Batu Şua yese olan Ceko var, Serdar Dursun var taktik yapayım dersin. Üçünü eritirsin. İçinde beka sarı kart görseydi bile. Yani yedekleri ben olsam yedeklerde yer alırdım. Bekao'nun yerinde. Hakeme itirazına sarı kart falan yedirtirdim. Hiç şakası bir ama bunlara çok dikkat etmek lazım. Bunlar ileride başımıza iş açabilir. Ben bunu belirteyim. Çıkuya 4 kulüpten ilgi diyor. Arkadaşlar bu dün sosyal medyadan e, hedefindeki şeydi. Şimdi Şimanski, Ferdi Kadıoğlu bunlar zaten takibi alınan futbolcular birçok takım tarafından. Ciku içinde 4 kulüp devreye girdi. Bu arada Ciku sarı kart tamam cezasını tamamladı arkadaşlar. Şu anda Ciku temizlendi. Onu bir belirteyim. Ee, o konuda haberiniz olsun. Yani kimin dikkatini çekmiş? Şimanski'ye zaten sürekli teklifler geliyor. İnanılmaz şekilde sürekli teklifler geliyor. Yeni kim Minji olabilir diyor. 4 kulüp devrede. Real Betis, Lyon, Napoli, Lazio ilgileniyor diyor. Valla 18 milyon euroyu veren varsa buyursun Ciku'yu alsın. 18 milyon euroyu. İyi de Fenerbahçe bedava aldı. Bedava alsın. 18 milyon euro veren varsa buyursun abi. 2026'ya kadar sözleşmesi var. Bir gol iki asistten oynuyor. Ciku geriden çok güzel top kurabilen sonunda bulduk diyebileceğimiz stoperlerden biri. Açıkçası beni gerçekten ve gerçekten samimiyetle dinleyen arkadaşlar şunu söyleyeyim. Keşke Çağlar'ın Bon servisini alabilsek. Açık söylüyorum. Çağlar, Bekao, Ciko. 3 tane stoper. Kütürükeri. Serdar'ın sözleşmesi bir sene kalıyor ama gitmek isterse gidebilir. Samet'in inşallah opsiyonu kullanır. Satın alırlar. iki isimden kurtulduk. Bon için zaten sözleşmesi yarım sezonluk olduğu için. Sezon bitti zaman gider. Emir Ortakay'a geliyor. Omar faiyet oynuyor. Kadroda, geniş kadroda yer alabilir. almayabilir Ama bunları hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Yani bence Çağlar'ın bon servisini alabilecek olsak keşke inşallah. O zaman her şey değişir ama Çağlar de bize Çağlar da bize koklatmazlar. Onu söyleyeyim. Edin demişken Edin Ceko Fenerbahçe'nin kaptanlarından biri biliyorsunuz. Maçın önemini anlatmama gerek yok. Hepiniz en az benim kadar iyi biliyorsunuz. Ancak bu deplasmanı bir çoğunuz gibi ben de ilk kez tecrübe edeceğim. Daha önce oradan maça çıkan arkadaşlarımız atmosferin ne kadar yüksek olduğundan bahsetti. Rövanşı almalıyız diyor. Bizim için kritik nokta sağ içinde kalabilmek. Son haftada tansiyonu yüksek maçlar oynadık. Kalitemizle, eğer e, kalitemizle her takımı yenecek güçteyiz. Yeter ki sadece sağ içine odaklanalım ve bize yakışan şekilde mücadele edelim diyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer Trabzonspor taraftarı sağ dışına çıkarsa. Hani hakeme baskıdır. E hani kime şiddetten bahsetmiyorum yanlış anlamayın. Küfürdür, bilmem madde atmaktır, şudur budur. O ayrı mesele. O zaman Fenerbahçe'nin lehine olur bu iş. Hem de çok ciddi lehine olur. Bu arada Çağlar da çalışmalara başlamış arkadaşlar. Arda Güler'in orta sahadan şutu direkten döndü keşke gol olsaydı. Yani Fenerbahçe'nin tehlikesi 9 tane tehlikesi var Fenerbahçe'nin. Mert Hakan planları biraz bozdu gibi açıkçası. Fenerbahçe bu süreçten sonra çok zorlu bir süreç bekliyor. Bence o süreçte Fenerbahçe rotasyonunu otomatik yapacak. Oyuncuların yiyeceği kartlarla otomatik rotasyon yapacak. Bugünkü maçı kazanmamız lazım. Ee, ben ne diyecektim? İlk 11. Livakovic, Osay Samuel, Ciko, Osterwolde, Ferdi Kadıoğlu. İsmail Fred, Şimanski. Sağda İrfan Can, Kahveci. Solda Tadic, Forvet'te Edin Ceko ile başlayacağımızı düşünüyorum yani Abdullah Avcı şunu dedi. Başkanları bunu dedi. Şu dedi bu dedi. Ben hepsini geçtim. İsteyen tabii ki de istediğini söyleyebilir. Ama ben şunu belirteyim. Trabzonspor Başkanı'nın birkaç cümlesi çok hoşuma gitti. Ya bizimle bir sıkıntıları yok diyor. Onun da sıkıntısını Ali Koç anlattı diyor. Bizi de aradı. Konuştu diyor. Ulan ne güzel ya. Vallahi bak ne güzel. Gerçekten bak ne güzel. En azından ortam gelen açıklamalar yok. Ha Hocam ortam gerilseydi bizim işimize yaradı. Ya ortamın gerilmesi Fenerbahçe'nin falan kimsenin işine yaramaz. Bunlar sadece klişe laflar. Ne ortam gerilecek arkadaşlar ya. Allah'ın severseniz bırakın ya. Cekonun dediği gibi şampiyonluk yolunda zaten kazanmamız şart. Diğer bir yandan bize tek mağlubiyet yaşatan rakibimiz Rövanşı da almak ayrı bir önem taşıyor. Taraftarımız yanımızda olamayacak ancak onlara çok güzel bir galibiyet hediye etmeliyiz diyor. Fenerbahçe taraftarının olmadığı yerde daha rahat oynuyor. O açıdan da bu maça dair umutlarımız yeşil. Valla takım da kendi bilir. Taraftar da kendi bilir. Herkes elinden geleni yapacak. Ee, inşallah kayıpsız bir şekilde 1-0 bir olsun bizim olsun maçlarından biri bu maç. Hani fazla şeyde gözüm yok. Ha, Galatasaray'dan 5-7'ler de sevindiler, mutlu oldular, güldüler. Bizden de 5-7'ler var. Benim öyle şeyde de gözüm yok. 1-0 olsun bizim olsun. Ee, kimseyi şey yapmayalım. 9 futbolcudan zaten 8 oynayabilecek. Gerekirse 8'inin 8'i de sarı kart görsün. Adana Demir maçını 1-0 olsun kazanacağımızdan emin olayım. 8 de sarı kart görsün derim. Hiç umurumda olmaz yani. Bir Birdenbire temizlenmiş olur ama dikkat etmekte fayda var. Trabzonspor taraftarını kutluyorum şu TÜGVA şeyinden dolayı. Hassasiyetinden dolayı. En azından ya arkadaş yani Trabzonspor taraftarı gelen tepkileri anlamış. Kimin ne diye tepki verdiğini anlamış. En azından buna yönelik bir şey. İnşallah sıkıntının olmadığı sakatlığın, can sıkıcı şeylerin olmadığı bir maç olur. Kazanan Fenerbahçe olsun. Şimdi maç öncesinde kadroları bile görmeden yorum yapmak tabii ki de mümkün değil. İçine doğan hissi bir skor İçime doğan hissi bir skor da yok açıkçası. Ya kazanalım yeter yani. Ne olursa olsun kazanalım yeter. Ee, burada kazanmak her şeyden öte. Hocam Trabzon şampiyonu belirliyormuş. Aynen Trabzon şampiyonu belirliyorsa niye kendini belirlemiyor? Kafası hiç mi çalışmıyor? Madem şampiyonu belirleyecek gücü var. Bir de Trabzon şampiyonu belirliyor derseniz insanlar bunu yanlış anlar. Yani der ki arkasına nasıl bir güç aldı ki belirliyor falan der. Yapmayın bunları. Gerek yok. Herkes kendi e, takımı için oynar. Bunun için oynar. İnşallah kazanan Fenerbahçe'miz olur. İlk 11'de söyledim. E, Karografiyi de belirttik. BK o ne zaman geri dönüyor? Milli aradan sonra dönecek herhalde. Bizim sağlık ekibi artık ne derse. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.